Cezimli bağlantılarda dikkat edilecek hususlara teker teker örnek olan sayfeler bunlar. Bir önceki dersimizde hangi hususa dikkat ettiysek onlara riayet etmeyi ihmal etmeden yeni konuları üzerine eklememiz gerekiyor. Mesela önceki derslerimizde ince harften kalın harfe, kalın harften ince harfe ses transferi yapmadan, ince kalın ayrımına dikkat ederekten okuyacağız demiştik. Onunla ilgili misalleri talim etmiştik. Sekte ve sektecikler yapmaktan da sakınacağız dedik. Sakin harfe hareke verme yanlışı ki en yaygın yanlıştır cezimli bağlantılarda. Bunlara da riayet ediyoruz. Şimdi bu sayfenin üst tarafındaki örneklerde kırmızı renkle renklendirilen özellikle o sakin harflerin üzerinde fazla oyalanmaktan sakınalım. Bu madde itibariyle bu misalleri meşgul etmeye yoğunlaşalım. Ama dediğim gibi en azından önceki derslerde dikkat çekilen hususlara da, Riayet ayet ederekten okumaya gayret edelim. Şimdi her bir kutucuğun içerisindeki kelimeleri veya kelimeyi okumaya başlıyorum. Nastavfiruka Nastavfiruka Nastavfiruk Doğrusu bu. Burada hata olarak firuke diye gayn üzerinde fazla oyalanma yapılıyor. Bu şekilde okumak hata. Nes derken sin harfinin üzerinde ne kadar oyalandıysak yine aynı şekilde gayn harfinin üzerinde o kadar, o miktarda oyalanacağız. Yani o harfin sakin olduğunu, hareketsiz olduğunu belli edip geçmemiz gerekiyor. Yani herhalde orada gayın harfinin kalınlığına riayet edeyim diye bu olabilir, bu hata olabilir. Veyahut ince kalın ayrımına riayet edeyim derken olabilir. E, herhangi bir mülahaze ile olmuş olabilir. E, bunu e, bir önceki birinci sakin harfi olan sin harfinde oyalanma miktarıyla ile Aynı mutabık bir şekilde hizaya getirmeye çalışalım. Bir daha okuyorum. Nes Doğrusu bu. Yoksa nes diye gayının üzerinde fazla oyalanma yapmayalım. Bir de t harfini kanunlaştırmayalım. Bir daha doğrusunu okuyorum. Nes غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب Doğrusu bu. Ama maalesef Fatiha'yı okurken özellikle makam yapılırken bu hataya çok düşülüyor. Geliyor. Vair almadı bialiim. Bakın küllü sahada. Yani tamam makam yapmayalım değil, yapalım. Ama makam yaparken bakın ne kadar cinayet işledik. Oğan ile ye arası ayrıldı. Oğay, oğay yanlış. Gayn ile y arası ayrılmayacak met oluşur. Ğayrilmau <laughs> mau İki hata birden hem GAYIN üzerinde fazla oyalandı hem de mim ile GAYIN arasını açtı. Aleylay <laughs> yine aynı şekilde iki harfin LEM ile y'nin arasını açtı. Y üzerinde çok oyalandı. Evet, him olabiliyor hey'le mim aştı. açtı. Yani bu hususlara dikkat ediyoruz. Ee, önceki belirttiğimiz hususlara da dikkat ediyoruz. Bir daha doğrusunu okuyorum. Wayril mağzubi gayril mağzubi gayril mağzub

bu. Hata nerede? Yine aynı şekilde. Elne. <laughs> hem ayırdı, hem Z ile gayın arasını, hem de gayının üzerinde çok oyalandı. Hata bu. Sakine hareket vermek de yok. Anhuma. Anhu. Anhu. amhu diye nunu kalınlaştırmak da yok. Çünkü makabilinde bir kere ayın harfi ince kalın bile olmuş olsa yine ince geçmek zorundayız. E, nun harfi her halükarda burada ince telaffuz edilmesi gerekiyor. Bir daha okuyorum doğrusunu. Ma evna anhu maluhu Estağfir hu Doğrusu bu. Buradaki hatalar yine aynı şekilde. Tav olabiliyor. T kalınlaşabiliyor gayından dolayı. Buna dikkat ediyoruz. Bir. Diğer husus yine geliyor. işte Nasr suresini okuyacak. Fesebbih bihamdi rabb bink was fir hata t ile gayn arasını açtı gayn üzerinde çok oyalandı iki tane hata en azından evet dikkat ediyoruz ne sakin harfin üzerinde oyalanıyoruz ne de gaynın kalınlığını t'ye bulaştırıyoruz ne de t ile gayn arasını açıyoruz met oluşturuyoruz bunların hepsi hata Doğrusunu bir daha okuyorum. Vestel fir ma abdu, abidon ma abdu, Doğrusu bu. Yine aynı şekilde burada hemzeyi sakin olan aynı harfine bağlarken bu diye haddinden fazla beyniye sıfatını belirtmemize gerek yok. Vaka aynı harfinde beyniye sıfatı gereği ses biraz akacak. Ama bu akma miktarı bir harf seviyesine, iki harf seviyesine çıkmayacak. Bir hareke kadar, yani aynı harfinin yarısı kadar bir oyalanma olması gerekir. Daha fazlasında abes bir okuyuş ortaya çıkıyor, dikkat edelim. Yine hemzeye ayın bulaştırmama dikkat ediyoruz. Ee, A' şeklinde hemzedeyken ayına varmıyoruz ayının ince olduğuna da dikkat ediyoruz. bunlara riayet ederek bir daha seslendiriyorum. Abidun ma a'bud a'taynaka değil a painak a doğru su bu. Tay derken buradaki sakin ye'nin üzerinde ne kadar oyalandıysak a e derken aynın üzerinde de o kadar oyalanacağız. a paına yoksa a yanlış. Fazla oyalandık ayın üstünde. Veyahut a pointa o da yanlış. Bu sefer y'nin üzerinde çok oyalandı. Dikkat ediyoruz. Ölçüleri kaçırmıyoruz. a pointa a Bu şekilde لإِلَافِ في قريشٍ لِإِلَافِ في قريشٍ لِإِلَافِ في قريش طوروا سبة يُكسى Kurayş diye oyalanmadan okumak yok. E peki bu bir terslik değil mi? Kuralı böyle koydunuz. E burada sakin harfin üzerinde oyalanmamayı hata olarak söylüyorsunuz. Denmez çünkü burada bir istisna durumu var. Durduğumuz zaman sükun arız geliyor. Harfilin olan ya harfinden sonra e, sebeb-i metten arzi bir sükun. Yani durmaktan dolayı bir sükun. Ki ona sükünü arız deniyor. E, geldiği zaman meddiliğin oluyor. Meddiliğini de ye üzerinde, sakin olan ye üzerinde oyalanmak suretiyle yapıyoruz. Uray şeklinde. Yoksa Kuraş değil. Metnin böyle yapılmaz. Ra değil, ye üzerinde oyalanmayı arttırmak suretiyle yapıyoruz. Öyleyse burada bu şekilde oyalandığımızda kesinlikle şöyle bir itirazla bulunmayın. Sakin harfin üzerinde oyalanmak yoktu. Burada niye oyalandınız diyemeyiz diyemezsiniz. Çünkü burada istisna bir durum var. Meddiliğin olma durumu var. Öyleyse kuralı şöyle koyacağız. Meddiliğin durumu hariç sakin harfin üzerinde gereğinden fazla oyalanma. Bir daha okuyorum. Li ila fi Quraysh. Li liyuzhirahu 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 Doğrusu bu. YUL yeyi kanlaştırmak yok. Yüz zeli zayi inceltip zel haline getirmek yok. Yuz diye za harfinin üzerinde gereğinden fazla oyalanmak da yok. Bütün bunları riayet ederek bir daha okuyorum liyuzhirahu fi talilin fi talilin fi talil doğrusu bu ta yanlış neden T'yi kalın okudu. T del gibi oldu. İncelttin olmaz. Yine yanlış. Peki riayet edelim. Doğrusunu okuyalım. Te'yi ince dotu kalın okuyalım. Te'l dot kalın oldu. Ama T ile dot arasını ayırdım. Met oluştu. Başka bir hataya düştü. Bu hataya da düşmek yok. Te'l te'l hemen yakınından te ile dot harfini birbirine bağlıyoruz. Fi tallil dot harfi üzerinde çok oyalandı. Bu da bir başka hata. Bu da yok. Fi tallil e, Dat da oyalanmadı ama bu sefer sektecik oldu. Başka bir hata o da yanlış. Bütün bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Fi tallilin Şimdi iki kelimeyi bir arada okuyacağım. Peş peşe gelen iki kelimedir bu. Fetih suresinin sonunda çoğu zaman aşırı olarak okuduğumuz bir yer ve hatalı olarak okuduğumuz bir yer. Fellem minallahi ve rizvana Fellem minallahi ve rizvana فَظْلَمْ مِنَ اللّٰهِ Doğrusu bu. Yine aynı şekilde. فَظْلَمْ مِنَ اللّٰهِ İkisi de yanlış hatta birden fazla yanlış. Hatta bir de fadlen deyince bir başka yanlış daha ziyade oluyor. Evet, hepsi hata. Fe ince bir kere dot kalın. Fe ile dot arasını fel diye ayırmayacağız. Fel şeklinde hemen boşluk bırakmadan dot harfine varmamız gerekiyor. Bu da ayrı bir dikkat edilecek husus. Dot harfi üzerinde felem şeklinde çok oyalanmak da doğru değil. O da yanlış. Fel, lem şeklinde sekte yapmak da yanlış. Bütün bunlara riayet ederek bir daha doğrusunu şu şekilde okuyoruz. Fel, lem minallahi ve فأوشيناهم 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 Bu okuyuşta ilk oku, ilk iki okumam doğru, üçüncü okumam yanlış. Yanlışlık nerede? Oyn harfinin üzerinde gereğinden fazla oyalandım. El şeklinde fazla oyalanmak hatadır. Şey derken yenin üzerinde ne kadar oyalandıysam aynı şekilde ayının üzerinde de o kadar oyalanmak icap ediyor. Doğrusunu bir daha okuyorum. Fe şeynahum Doğrusu bu. Fe el değil. وتلك الأمثال نضربها، وتلك الأمثال نضربها، وتلك الأمثال نضربها،, وتلك الأمثال نضربها tadribuha. <laughs> Doğrusu bu. Muhtemel yanlışlar. Ve tilikel emsalu nadribuha. Hepsine hareke verdin. Bu hata yok. Ve tilikel emsalu nadribuha. Ben hepsini bir arada okudum. Bunlardan hepsinde veya birkaçında Sekte ve sektecikler de yapmak yok. Ve tilkel emsalu Ne oldu? Mim harfi, sakin olan mim harfi üzerinde gereğinden fazla durdu. Neredeyse üç tane, dört tane mim oldu. Yanlış. Ve tilkel emsalu Yine tarifinin üzerinde çok durdu. Bu da yok. Bunların hepsi hata. Öyleyse bütün dikkat çektiğimiz hususlara riayet ederekten şu şekilde doğru okuyalım. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا فَلْيَعْبُدُوا Fel yabudu fel yabudu doğrusu bu. Fel yabudu iki tane yanlış en azından birisi fel derken la muhareke verdik ikincisi ya'bu diye ayın üzerinde gereğinden fazla durdum hata. Ye kalın olmayacak ince bir harftir. Ya budu diye kalınlaştırılıyor. Ona da dikkat ediyoruz. Evet bütün bu çalışmayı burada doğru olarak ve çokça yapmamız gerekiyor ki doğrusunu yerleştirdikten sonra önümüzde Kuraş suresini tilavete sıra gelince orada bu hatalara düşmeden sahip bir tilavete muvaffak olabilirim. Bir daha okuyorum. فَلْيَعْبُدُوا فَاسْتَوْلَظَ 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 Doğrusu bu. فَاسْتَوْلَظَ İki tane yanlış. Birisi tav dedi. Gay'nin kalınlığını T'ye bulaştırdı. Diğerinde Tev diye ayının üzerinde gereğinden fazla durdu. Fes derken sinin üzerinde, o da sakin sin. Ee, onun üstünde ne kadar oyalandıysak burada da o şekilde o kadar oyalanacağız. Bir daha doğrusunu okuyorum. Fes tev levo veldrib ''Lahum'' veldrib ''Lahum'' Velrib lehum doğrusu bu. Velrib iki tane yanlış. Vav kalın oldu bir. Diğeri de va harfi üzerinde oyalanmamam gerekiyordu çok. Fazla oyalandım. Onun için ikinci bir yanlış. Doğrusunu bir daha okuyorum. Velrib lehum